de Sayın Başkanım, şeyi sormamız lazım. Biz şu an hiçbir şeye dokunmayacağız herhalde anladığım kadarıyla. Resmi olarak ne yapmamız gerekiyor? Şöyle, bir kere bir sigorta tespiti için esnaf bekleyecek dendi, evet, bana, öyle değil mi? Sigortası olanlar sigorta eksperlerini bekliyorlar. Sigortası olmayanlar? Olmayanlar itfaiye raporu. Ama itfaiye raporu da gecikmeyecek. Öğleye yani kadar toparlanır. Bugün öğleye kadar toparlanır. Sonrasında şimdi arkadaşlara talimat verdim. Her iki çarşıda da bizim de bir ekibimiz burada bir tespit ve esnafla bir gözlem yapacak. Hani maddi manevi yanında olacağız arkadaşlarımızın. Hazır bütün dükkanlar telef olmuşken başkanım, biliyorsunuz 2 sene evvel yine aynısı yaşandı. Tabii. Yani 2 defa daha olmuş. Sanırım 3000'in üzerinde belediyeye telefon gitti. Şuranın bir iski gelsin ya, iski. Bizim burada dükkanlar kapanacak, şurada logarlar çekilecek. Çok mu zor? Bir kişi burada dükkanın kirasını belediyeye aksatmaz. Günü gelmeden yatırılır. Yani inanılmaz bir mağduriyet. Hani ilk defa yaşansa diyeceğiz ki Allah verdi başımızın üstüne. Yok öyle şey yok. Allah, İkinci, bu da gene amenna. O ayrı bir şey ama tedbirini almak zorundayız. Bu tedbir hiçbir şekilde alınmadı. Son derece insanlar mağdur. Bir de şunu söylemek istiyorum. Başkanım, biz dün niye kimseye ulaşamadık? Yani bir tane zabıta yanımızda, ağladık burada. Bir tane zabıta gelsin de konumuza girsin. Bizimle bir sigara içsin başkanım. Dertlensin. Yani AFAD'ı aradım ya burada yukarıdan. Ankara'yı aradım. İstanbul'a yönlendirdiler. Yani buranın elektriklerini kesin. İnsanlar meraklı resim çekmeye giriyor. Yani su var. Yarım bir metreyi geçmiş. Elektrik sıkıntı. Ya şunun Allah rızası için elektriğini kestiremedik. Evet. Neredesiniz başkanım? Devletiniz neredesiniz? Lütfen. Şimdi, bizi yalnız bırakmayın başkanım. Olan oldu. Yok, yalnız geçti. Bırakmak olmaz. Yani gerekirse bizim yanımızda burada sandalye atın, oturun başkanım. Tabii öyle olacak zaten. Öyle lütfen. Olacak, öyle olacak. Yani şöyle, bizi şu an burada biriyle tanıştırın. Deyin ki, mecazi anlamda söylüyorum, burası sana emanet kardeşim de. Öyle yapın yani. Şöyle, burada arkadaşlarımızın, şimdi genel sekreterimiz burada, genel sekreter, evet, yardımcılarımız burada. İSKİ'den yönetim kurulundan arkadaşlarımız, herkes burada. Bir görevli arkadaşımız. Lütfen bize birini taksit edin. Tabii. Yani burada bize her zaman irtibat halinde olacaksınız. Lütfen. Bu yağmur uyarısı da geç geldi. Onu söyleyeyim. Hani meteorolojiden. Biz size güveniyoruz başkanım. Endişe duymayın. Bizim Murat Bey, genel sekreter yardımcımız, zabıta ona bağlı birçok burayla ilgili kavramlar en azından koordine edecek. En azından biz prosedürleri çok iyi bilmiyoruz, tamam, başkanım. Tamam. Yani desin ki ama şöyle yapalım mı? Yapalım. Şöyle yapalım mı? Şöyle siz söyleyin, biz yapalım şimdi, başkanım. Şimdi sanıyorum şu an sigortayı bekleyen, evet, işletmeler var. Önce onu bekleyecek insanlar. Prosedürü yani, bilmiyoruz. Onu bekleyecek, bugün bekleniyormuş diye, doğru, söylendi. Şöyle hareket edelim, sigorta gelsin. Tamam, tespitlerini başkanım yapsın. Bu arada itfaiye de gelip tespitlerini yapacak. Bugün bitirmesini söyledik tespitleri. Yani sürmesin dedik. En geç yarın sizinle burada bir durum değerlendirmesi toplantısı yapacak Murat Bey, tamam mı? Tamam. Murat Bey'in resmini çekelim arkadaşlar. Biz de karıştırmayalım yeni başkanımızı. Esnaf arkadaşlardan telefonlarımız var. Tamam. Buradalar kendileri. Süper. Süper. Sizin karşı komşunuz da başkanım, burada. Başkanım, biz size emanetiz. Halindeyiz. Bütün esnaflar bize emanet. Bu kadar. Başka söze gerek yok başkanım. Yani dediğim gibi maddi manevi yanınızdayız. Tamam mı? Bu kadar. Başka söze gerek yok. Tamam. Sağ olun başkanım. Murat Yazıcı, genel sekreter yardımcımız da. Artık o bizle nasıl olsa Murat kardeşi bugün çalıştıracağız zaten. Bugünü takip edecek. Yarın sabah da esnafla ilk değerlendirme toplantısını... O zaman biz şimdi hiçbir şeyi ellemiyoruz başkanım. Yani şunun için ellemeyin. Sizin sigortam yok diyorsunuz. Ben ona bir yorum yapamam. Ama sigortası olanlar ellemeyeceği için genelde bir görüntü almalarında fayda var. Okey başkanım. Ben öyle önerim, doğru, bu size. Yani. Tamam önerim başkanım. Bu size. Yani siz önereceksiniz. Dinleyeceğiz başkanım. Size. Ama yine de siz değerlendirin. Çünkü bekliyor tamam, sigortayı. Başkanım. Yarın tamam, sabah 10'da da bir değerlendirme yapın. Yani maddi değerlendirme yapın, teknik değerlendirme, zaten bileşenleri de var. Genel sekreterimiz takip edecek. Bileşenleri derken İSKİ var, bir başka, eyvallah, kurumlarımız var. Evet. Ondan sonra bir en nihai değerlendirme yapıp önümüzdeki hafta sonuna kadar toparlanır. Bir de içimde kalmasın başkanım. Söyle ya. Dostum. Söyleyeyim mi? Abi, söyle tabii. Şu 153'ü aradığımız zaman önce anneannemizin hatırını soruyor. Sonra teyzelerimize geçiyor. Ya bir böyle bir şey olmalı ki hemen biz bir sese ulaşalım. Hepsini düzelteceğiz. Ya, yeni başladık. İyi ki varsınız başkanım.